Değerli izleyicilerimiz, Şehit Kamil ilçemize bağlı Hacı Baba, Çağlayan Mahallesi, Mithat Paşa ve Hasırcıoğlu 4 mahalle birleşti. Bir muhtarlık var. Şu anda muhtar adayımız Bekir Altınbıçak'la birlikteyiz. Bekir Bey merhaba. Merhaba Mehmet Bey. Şimdi saymakla bitiremiyoruz mahalleleri. Evet, 4 mahalle birleştiniz. Evet. Nasılsınız efendim? Nasıl gidiyor çalışma? Çok şükür. Hoş gelmişsiniz önce mahallemize. Sağ olun. Siz görmekten çok mutluluk olduk. Sağ olun. Bizler de sizin gibi değerli insanları tanıdıkça mutlu oluyoruz. Allah razı olsun. Çünkü bizim insanımız her şeyin en iyisine layık. Evet. Efendim, Bekir Altınbıçak kim? Sizleri bir tanıyalım. Bekir Altınbıçak, aslen Urfa Birecik ama doğma büyüme Gaziantep, 1976 doğumlu. 3 çocuk babası, ikisi oğlan, bir kız babasıyım. Meslek olarak ne iş yapıyorsunuz? Meslek, asıl mesleğim alış makinesi operatörü. Evet. Babam rahmetli olduktan sonra bu dükkanı ben aldım. Tüpçü olarak devam ettiriyorum. Tüpçülük yapıyorsunuz? Evet, tüpçülük yapıyorum. O zaman her eve giriyorsunuz. Her eve giriyorum. Genel olarak mahallenin birçok vatandaş sizi tanıyor, seçmen tanıyor sizi. Evet efendim. Evet. Burada kendinizi avantajlı hissediyor musunuz? Hissediyorum. Tüm öbür arkadaşlar esnaf değil, ben esnafım. Bu avantajım var. Evet. Peki mahallenin sorunlarını tespit etmişsiniz. Evet. Öncelikli sorunlar neler Bekir Bey? Öncelikli sorunlar, pazarımız yok. Pazar olmazsa olmaz. Camimiz yok. Camimizi gösterdik zaten. Taksi durağımız. Efendime söyleyeyim, PTT'miz yok. ATM'miz yok. Bunun gibi şeyler. Projeler çok. Evet. Projeler çok. Allah izin verirse kazanırsak biz bu yolda başımızı komşuz. Diyorsun ki ben sorunları tespit ettim. Evet. Proje bazında yetkili birimlere, kurumlara götüreceğim. Mahalleme, dört mahalleye hizmet edeceğim. Evet, evet efendim. Evet. Evet. Her ev tanıyor bizi. Biz her eve girmişiz. Her evin kardeşi, abisi, oğlu olmuşuz. Bazen gittiğimiz evlerde zorla bizi kahvaltıya çağıranlar, akşam yemeğine çağıranlar. Artık istemiyoruz diyoruz. Artık teveccüh mü diyelim bilmiyorum. Bizi seviyorlar artık. Biz de ona dayanarak şu anda muhtarla adaylığımızı koyduk. 4 mahalleye Allah izin verirse kazanırsak hitap edeceğiz. Biz tabii 4 mahalleye çıkarken sadece onlar değil. Biz eski muhtarların, onlardan da Allah razı olsun, onlar da bir yere kadar getirmişler. Biz de oradan sonra bu bayrağı alıp başka bir yere götüreceğiz. İnşallah şu anda PTT sorunu var. Ondan sonra ATM'miz yok. Efendime söyleyeyim, parkımız yok. Bir sosyal tesis yok. Ondan sonra bizim şu andaki taziye evlerimiz hep uç noktalarda. Ortalarda bir taziye evi istiyoruz. Yani biz bunu dile getireceğiz. Biz gezdiğimiz yerlere, vatandaşlara söylüyoruz. Efendim, sorunları tespit etmişsiniz. Peki sosyal tesis yapacak yerlerimiz de var diyorsunuz. Evet. Gidip görebilir miyiz orayı? Tabii. İsterseniz orayı görelim. Tamam Mehmet. Tekrar kaldığımız yerden söyleşimize devam edelim. Tamam Mehmet. Buyurun. Efendim, Zeugma Müzesi'nin hemen bitişiğinde bir taksi durağındayız. Bizler bir muhtar adayıyla yapacağımız söyleşide onlar da biz söz almak istiyoruz dediler. Efendim, nedir buradaki sorununuz? Taksi durağıyla ilgili sıkıntımız var dediniz. Bizim sıkıntımız burada Zeugma Müzesi'nin önünde bizim durağımızın olmasını istiyoruz. Muhtar adaylarımızdan bekliyoruz. Belediye başkanlarımızdan bekliyoruz. Cemiyetin yardım etmesini bekliyoruz. Antep'in en lüks müzesindeyiz. Burada korsan arabalar yolda geçen yolcularımızı alıyor. Yerli yabancı turistlerimiz rezil oluyor burada. Araç isteyler, ulaşamıyorlar bize. Biz yetkililerimizden dört dörtlük bir durak istiyoruz buraya. Taksici misiniz efendim? Evet, taksiciyim ben. Odanın içerisinde bir olarak burayı mı kullanıyorsunuz? Biz burada bu arabayı tuttuk. Burada yıkım içerisinde zaten. Zil için burayı tuttuk. Emaneten yolcularımız semtimizin rezil olmaması için burayı tuttuk. Müşteriler mağdur kalmasın diyen mücadele ediyoruz. Buraya dört dörtlük bir durak istiyoruz. Siz ne istiyorsunuz? Abi, benim sadece demek istediğim, dünyaca ünlü bir müzemize layık bir taksi durağı istiyoruz. Başka da bir şey yok. Evet, muhtar adayınıza dönelim. Efendim, taksicilerin sesine kulak verdiniz. Sizler seçim çalışmalarınızda karşınızda böyle bir sorunla karşılaştınız. Nedir bu sorun, nasıl çözülür? Şimdi bu sorun, önce seçim var zaten biliyorsunuz. Seçimden sonra Allah izin verirse, yani burası bize yakışmıyor. Hacı Baba olarak zaten 4 mahalle birleşti. Hacı Baba olarak bize yakışmıyor. Yani ben buraya gördüm, şok oldum. Buraya en kısa zamanda
Biliyorsunuz burada otel var. Şu anda dünyaca ünlü müzemiz var. Yani yazın yabancı ülkeden insanlar geliyor. Yani burayı görse ben utanırım yani. En azından biz burayı düzenli olarak güzel bir yer ayarlarsak hem taksici arkadaşlar hem biz çok memnun oluruz. Yani beyefendi anlattı işte evet. Yabancılar taksiye biniyor. Taksici evet. Mi değil mi? Bağlı bulunduğu bir evet. Yer yok. Korsanlar evet. Vatandaşı dolandırıyorlar. Yolcuyu evet. Yanlış yapıyorlar. Bu noktada da bu sorun çözülmüş olacak değil mi? Tabii çok güzel olacak. Çok güzel olacak. Yabancılar da giremeyecek. Şu anda bu arkadaşların belli bir yeri yok. Biz bunu çözmeye geldik inşallah. Ben Bekir Altınbıçak olarak Allah'a izin verirse müzemize yakın güzel bir yerde şöyle zaten bir hastane açık olur 24 saat bir de taksi durağı. Evet. Biz bunu çözmeye geldik inşallah. Efendim mahalle muhtar adayınız Bekir Altınbıçak sizin sorununuzla ilgili sizinle görüşmemizi talep ettiler. Biz şu anda sizin taksi durağındayız. Evet. Durak sayınızda tabii burası. Neler yaşıyorsunuz? Biz burada çok büyük sıkıntı yaşıyoruz. Bugün Zeugma Müzesi dünyanın en büyük mozaik müzesi. Buraya Amerika'dan, İngiltere'den, Fransa'dan, Almanya'dan turistler geliyor. Biz onlara karşı burada utanıyoruz yani şöyle bir durağımız olduğu için. Ve müzenin önünde korsan taksiler alıp götürüyorlar turistleri, dolandırıyorlar, çok para alıyorlar. Biz burada hizmet etmek istiyoruz ama biz müzeden bayağı uzak olduk şimdi. Biz müzeyi ve Gaziantep'i temsil etmek istiyoruz ama imkan yok. Biz burada hasarlı bir binada zorla bulduk burayı da. Müzeden çok uzağız. Biz istiyoruz müzeye yakın bir yere durak istiyoruz. Ve gelen misafirlerimize Zeugma Müze Taksi olarak, Gaziantep olarak hizmet etmek istiyoruz. En azından hangi taksiye bindikleri belli olur turistlerin. Evet. Yabancı taksi şikayet noktasında bir merci bulabilecekler, bulabilecekler değil mi? Aynen. Yarın bir gün telefonu parası düştüğünde müze taksi diye geldiğinde biz de alabilmeliler. Ama orada herhangi bir taksiye bindiği zaman olmuyor. Ve burada turistler rezil oluyorlar, mahcup oluyorlar. Yani sıkıntı çekiyorlar, taksi bulamıyorlar. Biz bayağı uzaklaştık. Biz mümkünse burada yetkililere sesleniyoruz. Müzeye yakın bir yerde eski durağımızın yerinde bize bir durak istiyoruz. Peki. Söz halkın. Evet muhtarım, mahallenizi geziyoruz. Bizi böyle bir boşluk alana getirdiniz. Nedir burası? Hacı Baba, Hasırcıoğlu, Mithat Paşa, Çağlayan, 4 mahallenin muhtar adayı. Gördüğünüz gibi burası atık bir yer. Adıyaman yolu, Urfa yolu, Adana yolu, havaalanı yolu, 4 tarafa açık bir yer. Neden boş kalıyor burası? Güzel bir pazar yeri olabilir. Dört mahalleye de hitap eder değil mi? Dört mahalleye de hitap eder. Zaten dört mahallenin şu anda pazarı yok. Yani neden yok? Böyle güzel bir yerimiz varken neden kullanmıyoruz? Burası yıllardır böyle atıl durumda. Yıllardır böyle atıl durumda burası. Yani neye dayanarak böyle duruyor bilmiyorum. Şu anda Antep'in en güzel yeri ama en berbat yeri olmuş. Peki muhtar seçerseniz burayla ilgili sanırım detaylı projeler hazırlayıp yetkililere bildireceksiniz. Evet inşallah çok güzel bir yere değindiniz. Evet bizim projelerimiz hazır. Burası güzel bir pazar yeri olabilir. Yani yerimiz çok geniş. Evet. Yeter ki proje olsun. Çok geniş yerimiz. Allah izin verirse eğer seçilirsek biz derhal burayı pazar yerine kullanacağız inşallah. Peki devam edelim gezilerimize. Evet. Buyurun. Evet. Bekir Bey, gittik gezdik. Evet. Taksicilerin sorunları vardı. Evet. Artık sosyal donatı noktasında işte park yeri yapılacak, pazar yeri yapılacak. Gerçekten geniş alanlara sahip Hacıbaba Bölgesi. Evet. Bu sorunu siz muhtar seçirseniz sanırım yine o sorun da çözülecek. Çünkü taksicilerin gerçekten yer sorunu çok önemli. Evet, zaten Mehmet Bey kendi gözünüzle gördüğünüz orası. Orası taksicilere yakışmıyor. Antep'e yakışmıyor esas. Allah izin verirse seçilirsek ilk önce işimiz o olacak. Ondan sonra yani gittiğimiz yerleri gördüğünüz top sahası yapılır, park yapılır, bazar yapılır, gençler oynayabilir. Ondan sonra analarımız, kızlarımız gidip burada oturabilir. Antep'in geleneği zaten biliyorsunuz piknik vardır. Evet. Yani boş yerimiz çok ama yapan yok. Biz Allah izin verirsek devletin kapısını çalacağız. Yani projelerimiz çok. Evet. Peki efendim gençler için ne yapacaksınız? Gençler için
Zaten dört mahalle birleştiği için şu anda büyük bir mahalle olduk. Büyük bir aile olduk. Meslek eğitimleri, iş garantili. Onların gençlerimizi... Posket destekli değil mi? Tabii. Posket İşkur'un gösterdiği şeyleri hem zamanı... Meslek sahibi oluyorlar. Tabii meslek sahibi oluyorlar. Para kazanıyorlar. Para kazanacaklar. Hem de günleri geçecek. Boş gezmeyecekler. Şimdi zaten şu anda gençlerimiz iş bulamamaktan yakınıyor. Biz ama onları eğer kazanırsak onları İşkur'la meslek KOBİ'lerin destekleri verdiği işe koyacağız. Dört mahalle birleşti. Evet. Dört mahallenin de gerçekten dar gelirli vatandaş sayısı çok. Evet. Sosyal yardım noktasında tespit ettiğiniz sorunlar var mı? Fakir aileler var mı? Gerçekten adaletli bir dağıtım yapılmış mı? Evet. Bu konuda neler paylaşıyorsunuz seçmeninizle? Mehmet Bey güzel bir noktaya denk getirdiniz. Ben tüpçüyüm. Şu anda tüpün fiyatı biliyorsunuz ne kadar olduğunu, küçük büyüğüm. Her eve giriyorum, her mutfağa da giriyorum. Bazen tüp isteyenler büyük tüp alamıyor. Ben bunlara birebir şahidim. En iyi fakiri, en iyi zengini ben bilirim. Çünkü ben buranın esnafıyım. Yaklaşık 50-55 yıldır beri biz buradayız. Şimdi adaleti dağıtmak budur zaten. Görüyorsun, devletin eli her tarafa giriyor ama adam alamıyor oradan. Gidemiyor. Utanıyor. Ama biz bunu Allah'ın izni verirse eğer biz kendi çabamızla yazacağız, çizeceğiz. Utanmadan, kimse görmeden en iyi şekilde teslim edeceğiz yardımları. Mehmet Bey şunu da eklemek istiyorum. Şu anda çok tanıdığım iş arkadaşları var, iş adamları var. Yardım etmek istiyorlar. Biz bunlara vesile olarak valiliğin de, kaymakamın da bize bildirdiklerini mesela elimizle doğru adrese doğru teslim amaçla yardımları onlara teslim etmek istiyoruz biz. Allah izin versin. Evet. Efendim ben başarılar diliyorum Allah size. Sağ olun. Son mesajınız ne olacak? Dört mahallenin seçmenine. Son mesajım şu olacak. Hak eden kazansın diyorum. Ben olmayayım, öbür arkadaşlar da olabilir. Önemli olan mahallemizin kazanması. Allah izin verse, bizi seçerlerse biz iyi hizmet yapacağımızdan eminiz. Zaten esnafız. 7-24 saat buradayız. Cumartesimiz yok, pazarımız yok. Evimiz de üstüdür zaten. Yani biz gece 2'de tüp verdiğimiz de olmuştur. Yani asla ve asla işten kaçmayız. İşi severiz yani. İş bitiren olmak istiyoruz daha doğrusu. İş bitiren olmak istiyoruz. Bu kadar. Ben teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, değerli izleyicilerimiz. Dört mahallenin muhtar adayı Hacı Baba Çağlayan, Mithat Paşa ve Hasırcıoğlu mahallelerinin muhtar adayı Bekir Altınbıçak'la yapmış olduğumuz söyleşiyi getirdik ekranlarınıza. Kendilerine başarılar diliyorum.